Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, geçen akşam Miraç'ta da o konuda ders şey yapmıştık. Mesnevi Nuriye'de Üstadımız Rabbimizi diyor bize tarif eden üç büyük külli muariften birisi Kur'an-ı Azimüşşan, kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan. Birisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Resul-i Ekrem Aleyhisselam, Allah'ı bize tarif eden, bildiren, tanıttıran. Birisi de şu kitab-ı kebir-i kainat dediğimiz, müşahede ettiğimiz kainat kitabı. İçindeki ayetler, deliller, tekvini ayetler, nebatat, hayvanat, işte çiçekler, böcekler, kelebeği birer tekvini ayet. Kainat kitabı da Allah'ı bize tanıttırıyor, Allah'ı bize bildiriyor yani. İşte şu kainat, üstadımız yine Salih Nurlar'da, evet kainat o Halik'in nurunun gölgesi, esmasının tecelliyatı, ef'alinin asarıdır. Şu kainat, müşahade ettiğimiz, içinde bulunduğumuz kainat, o Halik'in nurunun gölgesi, esmasının tecelliyatı, ef'alinin asarıdır. Fiillerinin eseridir, tasarrufudur. İşte şu kainat kitabının müşahadesi de, kendi vücudundan 100 derece daha ziyade katibinin vücudunu gösterir. Çünkü bir harf, kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde, kendini bir satır kadar ifade ediyor. İşte madem bir harf, katibini göstermeksizin olmaz, sanatlı bir nakış, nakkaşını bildirmemek olmaz, nasıl olur ki bir harfinde koca bir kitabı yazan ve bir nakışında bin nakış nakşeden nakkaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin? Kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin. İşte bu manadan ilham eden bir şair de öyle diyor. Anladım diyor işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerçek ilim, irfan, bilim bu. Gerisi yalnız çelik, çomakmış diyor. Yani esas marifet, esas ilim, sanat, Allah'ı hakiki manada tanımak. Şu kainatta tecelli eden esmalarıyla, sıfatlarıyla, tasarrufuyla, tecellileriyle onu müşahade etmek, o manevi zevk, buna marifetullah deniyor. İşte marifetullah olduktan sonra da dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi cennete bile iştiyak geri kalır. Hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye de terk-i masiva ile olur. Yani Allah'tan başka her şeyi kalben değil, kesben değil de kalben terk etmek. Kesben terk edemezsin. Fırıncıya ihtiyacın var, ayakkabıcıya, kasaba vesaire öyle. Kalben terk etmekle olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde hubbu dünya resikülü hatı ediyor. Hataların başı dünya sevgisidir diyor. Yani iki şey bir arada olmuyor. Hem dünya hem ahiret sevgisi olmuyor yani. Onun için Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. Değil mi? Evliya, veli, büyük zatlar hep dünyaya biraz ters bakmışlar yani, değil mi? Halbuki hizmeti Kur'aniye'de bulunana da ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli ki ihlasla, ciddiyetle hizmeti Kur'aniye'de bulunsun diyor ya. Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullah'ı bulmak için
kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın. Lüzumlu kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı şevki fani lüzumsuz şeylerde telef olmasın diyor. Değil mi? İşte insan eğer kesrete dalıp dünyanın geçici, fani, boş şeylerine dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle fanilerin tebessümlerine aldansa ve onların kucaklarına atılsa nihayetsiz bir hasarete düşer. Neden? Çünkü böyle geniş ve siyasi ve heyecan veren dairelere dikkat eden, onlarla meşgul olan adam, kısa bir dairede vazifedar olduğu hizmetlerinden geri kalır diyor. Ya, çünkü malaniyat ile iştigal, boş, fuzuli, fındık kabını doldurmayacak meselelerle diyor, iştigal eden adam maksattan geri kalır diyor. Maksadından geri kalır. Hedefi şaşırır. Malaniyat ile iştigal eden maksadından geri kalır. Değil mi? Yani fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder. Fena iz bırakır. Batıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir yani. Onun için madem onlar, o zihniyetteki insanlar, onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz, değil mi? Merakla takip. Ya halbuki bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı imaniye, envar-ı imaniye, ezvak-ı maneviye kafi ve vafidir. Çünkü zaman ve zemin Risale-i Nur'un müspet mesleği ehli bidâ ile değil fiilen, belki zihnen ve fikren dahi meşgul olmaya müsaade etmez. Davamız, hizmetimiz. Değil mi? İşte Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur dairesinin haricinde nur aramaz ve aramamalı. Eğer arasa, Risale-i Nur'un pencerelerinden ışık veren manevi güneşe bedel, bir lambayı bulur, güneşi kaybeder yani. Değil mi? Güneş varken mumların ışığı altına girmeye de ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, ben de mum ışığı istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Onlar nurdan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstüne haktır. Yani nurun hakkı şakirtlerine nur kafidir. Başka şereflere, maddi ve manevi menfaatlere gözünü dikmesin. Çünkü Risale-i Nur'un bize verdiği imanı tahkiki, keşfiyat ve zevkler, kerametlerin çok fevkinde olmasından hakiki şakirtleri öyle keramet gibi şeyleri aramıyorlar. Aramıyorlar ama bir veliden de ziyade mevki alıyorlar. İşte onlara bir veliden ziyade mevki alan hususiyetleri, vasıfları, özellikleri nedir? Onu da Üstadımız Risalelerde bu zamanda diyor. Hangi zaman? Ahir zaman. Fırtınalı bir asır. Günahların insan yüzüne hücum ettiği bir asır. Değil mi? Bu asırda. Hizmet-i imaniyede, en kutsi bir vazifede, hazzı nefsini bırakıp mahfiyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz, bir veliden ziyade mevki alıyor. Ya 70-80 yaşında veli olmak kolay. Nefsin istek ve arzuları pek fazla seni rahatsız etmez. Ama 20-25 yaşında bir gencin hayatını iman, Kur'an davasına vakfetmesi az bir şey değil yani, değil mi? Onun için Üstadımız ne diyor? Nur'un hakiki şakirtleri iman ile kabre gireceklerdir diyor ya. Allah bizi onlardan eylesin inşallah.